Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle thumbnail'ının yani videonun YouTube videolarının küçük resmini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu videonun PSD dosyasını şu anda ekranda görüyorsunuz. RAR şifresine ulaşmak için videoyu dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ilk önce dosya diyoruz, yeni diyoruz ve 1280'e 721 dosya açıyoruz. Genişlik 1280, yükseklik 720. Piksel ayarlayın. Eğer yeni indirmişseniz sizde inç olacaktır. Piksel ayarlayın. RGB renk modunu da seçmeyi unutmayın. Oluştur diyelim. Sonra ben bu videoda bu thumbnail'ı yapmayı göstereceğim. Çünkü klasik bütün YouTuber'lar bu tarz thumbnail yapıyor. Konuşamıyorum ya. Şimdi ilk önce bize rastgele bir arka plan lazım. Yani istediğiniz arka planı seçebilirsiniz. O yüzden Google'a gelip HD Wallpaper yazarak buradan bir sürü site var. X siteye gidebilirsiniz mesela. Burada kategoriler var. İstediğiniz seçin, rastgele olsun, hiç fark etmez. Örneğin ben şu şehir fotoğrafını seçmek istiyorum. Download free diyorum ve buraya geldi. Şimdi İndirdikten sonra buraya indirdiğimiz dosyaya bazı tutup Photoshop'un üzerine getirip bırakıyoruz. Sonra o bilgisayarınızın hızına bağlı şekilde. Evet, benim bilgisayarım çöp. Şimdi Enter diyoruz, CTRL ile oturtup Enter diyoruz. Sonra bunu rasterleştiriyoruz. Sağ tıklayıp katmanı rasterleştir diyoruz. Filtre diyoruz, bulanıklaştır diyoruz ve istediğiniz bulanıklaştırı seçebilirsiniz. Ben Gauss ve hareket bulanıklaştırını çok kullanıyorum. Şu anlık hareket bulanıklaştırı diyeceğim. Açısını 50 yaptım ve uzaklığını 71 yaptım. Arka planın kilidini açıyorum. Üste alıyorum yani wallpaper'ın üstüne alıyorum. Siyah renk boyuyorum arka planı yani katmanı. Şimdiki adıyla katman 0. Siyah renge boyuyorum ve opaklığını azaltıyorum. Evet. Şimdi çerçeve yapalım. Ben bütün thumbnail'larımda şu çerçeveyi kullanıyorum çünkü hoş gözüküyor. Bakın mesela bende elips aracı, sizde de olabilir. Sağ tıklayıp dikdörtgen aracını seçiyorsunuz ve rastgele bir şey çiziyorsunuz. Çünkü CTRL ile ayarlayacağız. Bunu her videomda söylüyorum. Dolgusunu yok yapıyorsunuz. Kırmızı şerit geçen. Konturunu ise beyaz yapıyorsunuz ve biraz artırıyorsunuz. Güzel. CTRL ile bunu oturtuyorsunuz dosyaya, ekrana. Evet. Güzel. Şimdi elips aracı seçeceğiz. O yüzden dikdörtgen aracına sağ tıklayıp elips aracını seçiyoruz. Yeni katman oluşturuyoruz ve bir elips çiziyoruz. Shift'e basılı tutmanızı tavsiye ederim. Evet, bu sefer dolgusunu beyaz yapıyoruz. Beyaz yapıyoruz ve şöyle ortalıyoruz. Size bu pembe çizgiler gözükmüyorsa CTRL H yaparak açabilirsiniz. Şöyle ortaladık. İyi. CTRL J yapıyoruz elipse ve CTRL T ile bunu aynı şekilde alta da uyguluyoruz. Alt tarafa da. Evet, böyle çentik gibi bir şey oldu. Çok güzel bir görüntü. Sonra şimdi yazımızı yazalım. Klasik YouTuber thumbnail yazısı. Mesela ne yazalım? Evet. Bu videonun thumbnail'ını bu videoda yapacağız. Çok güzel. Bu videonun thumbnail'ı bu olacak. Yeni katman oluşturuyoruz ve yazı yazıyoruz mesela. Ben Hindenburg kullanıyorum bu font için. Hindenburg. Aşağıda linki var. İndirebilirsiniz. Evet. YouTube mesela. YouTube. Şöyle yana alabiliriz. YouTube yazdık. Çift tıklıyoruz YouTube yazısına. Ve buradan gölge ekliyoruz. Opaklığını 100 yapın. Boyutunu biraz arttırın. Yayılmasını da arttırabilirsiniz. Bunu göz zevkinize göre ayarlayın. Uzaklığı sıfırda kalsın. Sonra degrade ekliyoruz. Ve şu siyahtan beyaza doğru giden degrade ekleyip siyah rengini biraz daha açıyoruz. Açık gri. Güzel. İç ışıma ekliyoruz ve boyutunu düşürüyoruz. Renk modunda kaplama yapın. Beyaz rengi seçip. YouTube yazısını yazdık. Ne olsun mesela YouTube thumbnail
CTRL-J yapıyoruz ve bu sefer Caps Lock açık bu arada. Thumbnail, aynen. Thumbnail yazıyoruz ve şunu CTRL ile bunun altına çekip biraz yamultuyoruz. Güzel. Ve degradesini kapalı sarı mı diyeyim, turuncu mu diyeyim, açık sarıya doğru gideni yapıyoruz. Şurada bende hazır var. Eğer sizde yoksa şu ortasında sarı çizgi geçen var ya, onu seçip şu sarıyı tutup sağa doğru getirebilirsiniz veya şu turuncuyu seçip sil diyebilirsiniz. Sonra sağa doğru getirebilirsiniz. Evet. Ondan sonra tamam diyorsunuz. Zaten efektlerimiz hazır. Onlara elemeye gerek yok. Sadece degradesini. YouTube thumbnail. Mesela öbürü ne renk olsun? Pembe ya da mor karışımı. Aynen. Bir dakika, yanlış yaptım. Oğlum ne oluyor? Evet, thumbnail'a CTRL-J yapıyoruz. Biraz alta alıyoruz ve şuraya alabiliriz. Şu köşeye sonra şey. Nasıl? Nasıl? Bunun degradesini ise istediğiniz rengi ayarlıyorsunuz. Ben bunu yapacağım. Bunu biraz karaltayım ya. Çok açık olmuş. Aynen. Tamam. Sonra yine CTRL-J yapıyoruz. Bu sefer yapılır. Yapılır. Soru işaretini ayrı bir renk yapacağım. O yüzden yapmadım. Yapılır. Bunun rengi ise rengi ne olsun ya? Turkuaz olsun. Turkuazdan açık maviye. YouTube thumbnail nasıl yapılır? Soru işaretini de yapalım. Evet. Bunun rengi ise şey yapalım. Bunun rengi ise ne olsun? Beyaz olsun. Yok, kırmızı olsun. Kırmızı aynı. Ben sıfırdan yapacağım kırmızıyı çünkü kayıtlı yok. Şu siyah alanı kapalı kırmızı yapıyoruz. Siyah alan kapalı kırmızı. Beyaz alanımız da açık kırmızı yapıyoruz. Kırmızı yapıyoruz yani, açık kırmızı mı? Evet, nasıl yapılır? Güzel. Buraya resim koyabilirsiniz. İstediğinizi koyabilirsiniz ama koymaya gerek var mı acaba ya? Yok bence. Yani isterseniz resim koyabilirsiniz. Ben şunları grup haline alayım. Yazıları CTRL-G yapayım. Sonra bunu ortalayayım. Evet. Güzel. Bu videonun thumbnail'ı bu. Uygulamalı olarak gösterdim. İstediğiniz efektleri ekleyebilirsiniz. Bu video çok kısa mı oldu ya? Neyse. Kaydetmeyi göstereyim bari. Çok kısa oldu video. Dosya diyorsunuz, farklı kaydet diyorsunuz ve PNG olarak kaydediyorsunuz şu kayıt türünden. PNG'yi seçiyorsunuz. İsmi de ben thumbnail nasıl yapılır? PNG olarak kaydediyoruz. Çünkü PNG aralarındaki en iyi, en kaliteli kayıt türü. Kaydet diyoruz ve tamam diyoruz. Bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.